Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar, Muş'tan sevgiler, saygılar. Kitabımızın 13 numaralı bölümündeyiz. Bu bölümü de hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. İlk başta Almanca sesi dinleyeceğiz. Sonra ben Türkçe çevirmesini yapacağım hemen. Evet, takipte kalalım. Mouse'u da böyle takip ediyorum arkadaşlar. Siz de takip edin. Hemen sesi açıyorum. Açtım. Diesmal öffnet Frau Stahl selbst. Evet. Als sie den Detektiv sieht, will sie die Tür sofort wieder schließen. Aber Carsten Zara reicht ihr einen Blumenstrauß mit roten und gelben Tulpen. Entschuldigen Sie meine Fragen von heute Morgen. Kann ich bitte nochmal mit Ihnen sprechen? Der Agent winkt Stefanie zu, die neugierig aus ihrem Zimmer guckt. Stefanie grinst und winkt zurück. Helene Stahl bemerkt den dicken blauen Fleck in Zaras Gesicht. Das sieht ja schlimm aus. Es gibt wohl noch mehr Leute, die ihre Fragen nicht mögen, was? Sehr witzig. Wie geht es Ihrer Mutter? Viel besser, danke. Sie darf bald nach Hause. Na prima. Dann kommt Steffi wieder früher ins Bett. Was? Naja, Sie müssen sie dann nicht mehr zum Putzen mitnehmen. Aber, woher wissen Sie... Genau, sagt das Mädchen. Oma soll bald wiederkommen. Bei Mamas Arbeit ist es so langweilig. Carsten Zara lacht. Zeigst du mir mal die tollen Bilder, die du malst, wenn deine Mama putzt? Na klar, sagt die Kleine. Komm mit, Carsten. Sie nimmt den Agenten an die Hand und zieht ihn in ihr Zimmer. Dort gibt es eine Schachtel mit vielen bunten Zeichnungen. Guck mal, auf dem Schornstein fehlt was, sagt Carsten Zara. Ja, das weiß ich, sagt Stefanie. Aber das Haus ist zu groß. Der Rauch passt oben nicht mehr hin. Der ist auf einem anderen Papier. Sie beginnt, die Zeichnungen zu durchsuchen. Gib dir keine Mühe, sagt Zara. Ich weiß, wo der Rauch ist. Değerli arkadaşlar, sesi dinlettim. Şimdi Türkçesini anlamlandırmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet, böyle başa gidelim. Evet. Diesmal öffne Frau Stahl selbst. Yani bu defa Bayan Stahl'ın kendisi kapıyı açtı. Sie den Detektiv sieht, yani dedektifi gördüğü zaman Sie den Detektiv sieht, bu sieht arkadaşlar zihin görmek. Yani dedektifi gördüğü zaman ve Sie die Tür sofort wieder schließen. Hemen diyor kapıyı tekrar kapatmak istedi. Evet. Ve Sie, yani o istedi, die Tür sofort. Sofort wieder schließen. Hemen diyor tekrar kapıyı kapatmak istedi. Aber Carsten Sarah reicht ihr einen Blumenstrauß mit roten und gelben Tulpen. Fakat bu arada Carsten Sarah denilen dedektif arkadaşlar hemen kırmızı ve sarı lalelerden oluşan bir çiçek demetini, evet bir çiçek demetini ona uzattı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Fakat Carsten Zara denen bu dedektif arkadaşımız kırmızı ve gelb sarı lalelerden, tulpen lalelerden oluşan çiçek demetini ona uzattı. Entschuldigen Sie, meine Fragen von heute Morgen. Yani bugün sabah, yani size sorularımdan dolayı özür dilerim. Evet. Yani size yapmış olduğum sorgulamadan dolayı özür dilerim. Kann ich bitte nochmal, yani bir defa daha. Kann ich bitte nochmal mit Ihnen sprechen. Yani sizinle bir kez daha görüşebilir miyim? Evet. Der Agent, yani bu müfettiş, yani şey dedektif arkadaşlar, der Agent winkt Stefanie zu. Aynı şekilde o arada da mesela bu kapıyı açan bayanın küçük kızını arkada görmüş, ona el sallamış. Die neugierig aus ihrem Zimmer guckt, yani meraklı bir şekilde kendi odasının aralığı, yani kendi odasından işte Carsten Sarah'a bakan küçük kıza el sallamış. Küçük kız, yani Stefanie'ye el sallamış. Stefanie grinst, yani Stefanie de gülümsemiş und winkt zurück ve o da ona geri el sallamış. Helena Stahl bemerkt den dicken blauen Fleck in Zara's Gesicht. Yani bu Helena Stahl dediğimiz, yani Bayan Stahl bemerkt, fark etmiş. Den dicken blauen Fleck in Zara's Gesicht. Yani Zara'nın yüzünde o mavi, yani
kalın tabakayı, yani yara tabakasını, o mavi morarmış bölgeyi görmüş arkadaşlar, fark etmiş. Sonra demiş ki da siehst ja, yani öyle gözüküyor ki, yani da siehst ja schlimm aus, yani kötü gözüküyor. Evet diyor, kötü gözüküyor. Es gibt wohl noch mehr Leute, die ihre Fragen nicht mögen. Was? Yani zannedersem diyor, sizin sorularınızı beğenmeyen başka insanlar da var. Değil mi? Şeklinde kendisine bir soru soruyor. Sehr witzig, çok komik. Bunu Kasım Sara diyor. Wie geht es Ihrer Mutti? Yani annenizin durumu nasıl anlamında, o da soru soruyor. Viel besser, danke. Yani oldukça iyi, daha iyi yani. Teşekkür ederim. Sie darf bald nach Haus. Yani eve gelmesine, hani kısa sürede eve gelmesine izin verecekler. Na prima. Yani o zaman süper. Dann kommt Steffi wieder früher ins Bett. O zaman diyor, Steffi, yani bu temizlikçi bayanın mesela kızı, tekrar diyor, o zaman yatağında olur. Yani evet, yani erkenden yatağında olur. Was, kadın da diyor ki, was, yani ne demek istiyorsun anlamında. Na ja, sie müssen sie denn nicht mehr zum Putzen mitnehmen. Yani sen onu temizliğe giderken onu birlikte getirmezsin, yani götürmezsin demek istiyorum. Evet, sie müssen sie denn nicht mehr zum Putzen mitnehmen. Yani bundan sonra sen temizliğe gittiğin zaman onu yanında götürmezsin. Ama woher wissen Sie? Peki siz bunu nereden biliyorsunuz diye soruyor bayan arkadaşlar. Sonra genau, evet doğrudur anlamında. Sag das Mädchen, yani o küçük kız diyor, genau doğrudur. Oma soll bald wiederkommen. Oma, yani büyük anne, hemen gelmeli. Bei Mama Arbeit, yani bei Mamas Arbeit, yani annemin yaptığı, yani annemin işinde, ist es so langweilig, yani oldukça sıkıcı. Yani kendisi sıkıcı oluyor. Demek ki annesi bunu temizliğe götürüyormuş. O orada temizlik yaparken bu çocuk da mesela orada sıkılıyormuş. Bunu demeye getiriyor arkadaşlar. Karsın Sara lacht. Bu arada Karsın Sara arkadaşlar gülümsüyor. Evet. Zeigst du mir mal. Yani bana bir defa gösterebilir misin? Die tollen Bilder, die du machst. Yani yapmış olduğun, yani boyamış olduğun en güzel resmi bana gösterebilir misin? Wenn deine Mama putzt. Yani annen temizlik yaparken senin yapmış olduğun o güzel boyamış olduğun o resmi bana gösterebilir misin? Diye sordu kıza. Na klar. Yani çocuk da dedi ki klar, elbette. Sag klein. Yani küçük kız cevap verdi. Komm mit Karsten. Gel benimle Karsten diyor. Zinimten agenten an die hand. Yani işte kız bu dedektifin elinden tutuyor. Und Zidin onu çekiyor. En iyi zimmer. Yani onun odasına doğru çekip götürüyor arkadaşlar. Dort gibt es eine Schachtel mit vielen bunten Zeichnungen. Evet. Burada dort gibt es eine Schachtel mit vielen bunten Zeichnungen. Yani bu Schachtel anlamadım. Ona bir bakmam lazım arkadaşlar. Evet. Şahtım. Evet. Bu şahtım aslında bir kutu anlamında arkadaşlar. Kutu dort gibt es eine Schachtel mit vielen bunten Zeichnungen. Yani orada içinde, yani birden fazla, yani içinde çok fazla boyanmış, yani renkli resimler var. Evet. O dort orada gibt es eine Schachtel, yani işte orada kutunun içerisinde birden fazla, yani çok fazla boyanmış, yani renkli resimler var. Guck mal auf dem Schornstein fährt was. Bak şuna, auf dem Schornstein fährt was, yani bu bacanın üzerinde ne eksik, sagt Karsten Sara. Karsten Sara kıza soruyor, yani bu bacanın üzerinde, yani bir resim gösteriyor. Ondan sonra bu resimde bulunan, yani evin bacasının üzerinde ne eksik? Ya da zaydik. Evet biliyorum, sagt Stefani dedi. Aber das Haus ist so groß. Fakat ev çok büyük. Der Rauch passt oben nicht mehr hin. Yani o duman ona uygun olmadı. Yani o bacaya kısa geldi. Olmadı. Der ist auf einem anderen Papier. Yani o duman başka bir sayfada.
Sie beginnt die Zeichnungen zu durchsuchen. Yani, o yapmış olduğu o resmi, Zeichnungen, yani aramaya başladı arkadaşlar. Diğer resimler arasında aramaya başladı. Gib dir keine Mühe, sagt Sarah. Ich weiß, wo der Rauch ist. Yani kendini yorma. Gib dir keine Mühe, kendini yorma. Ich weiß, wo der Rauch ist. Yani dumanın nerede olduğunu biliyorum diye kendi kendine söyledi arkadaş. Yani şeye söyledi, kıza söyledi. Değerli arkadaşlar, özür diliyorum. Ben hemen tekrar sesi de dinleteyim. Yine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle başa gelsin. Yani bir aksilik olmazsa çalacağız. Ama sen dersin bir aksilik var. Bazen yani bu bilgisayardan kaynaklanıyor. Görmüyor. Evet. Evet, şimdi gördü. Açıyorum. Şuradan. Evet, şuradan. Diesmal öffnet Frau Stahl selbst. Als sie den Detektiv sieht, will sie die Tür sofort wieder schließen. Aber ja. Carsten Zara reicht ihr einen Blumenstrauß mit roten und gelben Tulpen. Entschuldigen Sie meine Fragen von heute Morgen. Kann ich bitte nochmal mit Ihnen sprechen? Der Agent winkt Stefanie zu, die neugierig aus ihrem Zimmer guckt. Stefanie grinst und winkt zurück. Helene Stahl bemerkt den dicken blauen Fleck in Zaras Gesicht. Das sieht ja schlimm aus. Es gibt wohl noch mehr Leute, die ihre Fragen nicht mögen, was? Sehr witzig. Wie geht es Ihrer Mutter? Viel besser, danke. Sie darf bald nach Hause. Na prima. Dann kommt Steffi wieder früher ins Bett. Was? Naja, Sie müssen sie dann nicht mehr zum Putzen mitnehmen. Aber, woher wissen Sie? Genau, sagt das Mädchen. Oma soll bald wiederkommen. Bei Mamas Arbeit ist es so langweilig. Carsten Zara lacht. Zeigst du mir mal die tollen Bilder, die du malst, wenn deine Mama putzt? Na klar, sagt die Kleine. Komm mit, Carsten. Sie nimmt den Agenten an die Hand und zieht ihn in ihr Zimmer. Dort gibt es eine Schachtel mit vielen bunten Zeichnungen. Guck mal, auf dem Schornstein fehlt was, sagt Carsten Zara. Ja, das weiß ich, sagt Stefanie. Aber das Haus ist zu groß. Der Rauch passt oben nicht mehr hin. Der ist auf einem anderen Papier. Sie beginnt, die Zeichnungen zu durchsuchen. Gib dir keine Mühe, sagt Sarah. Ich weiß, wo der Rauch ist. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videomuz 14. videomuz olacak bu kitabın. Yani 14. bölümü olacak. Son bölüm. Burada artık Kasim Sarah'ın olayı nasıl anladığını anlamaya çalışacağız. Kendisi anlatacak burada. Diyelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bundan sonra daha güzel kitaplar, daha iyi kitaplar yani okumaya çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden gelen daha gelecek. Çünkü benim için daha fazla yararlı olduğunun kanısındayım ve bu farkı da görüyorum. Ne kadar böyle kitaplar okursam ve bunun videosunu hazırlamaya çalışırsam aslında yani kendi kendime öğretiyorum. Yani öğretirken öğreniyorum. Bunun da büyük bir farkı oluyor bende. Bunun bende yani bu etkinin bende sürebilmesini istediğimden dolayı bu işe devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah siz de benim bu isteğimden yararlanacaksınız. Size yararlanmanız için böyle videolar çekip YouTube'a yükleyip yani teknolojinin bize vermiş olduğu bu avantajı da kullanarak özellikle bu Almanca ve İngilizce öğreniminde bir adım size yani ilerletebilirsem ne mutlu bana. Muş'tan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Yes.